Geçen hafta bağırsaklarıma dokundurmam konusunu konuşmuştuk. Bir de bunun ben mideme dokundurmam tarafı var. Şimdi bu hafta da onu birazcık konuşacağız. Ee, şimdi ben e, genel olarak mide ameliyatları yapıyorum. Yani mide ameliyatları yapıyorum derken... Eskiden evet mide kanseri falan da çok yapardım. Şu anda yapıyorum. Ama diğer yandan obezite ve diyabet işte metabolik sendrom ameliyatları yapıyorum şu an böyle e, genelde bile demeyeyim neredeyse tamamen bunları yapıyorum çok büyük sayılarda yapıyorum şimdi bu ameliyatların hepsinde biz mideye dokunuyoruz ama şöyle bir düşündüğünüzde yani obeste dediğimiz olay aşırı kilolar aşırı kilo için ameliyat yapıyoruz mide ne alaka denebilir belki diğer yandan diyabet, işte uyku apnesi, yüksek tansiyon, böyle e, astım vesaire gibi kilonun getirdiği problemleri çözmek için ameliyatlar yapıyoruz ki bazen özellikle diyabet hastaları böyle çok kilolu olmaya da biliyorlar ama yine de biz mideye dokunarak bir işlem yapıyoruz. Yani her ikisinde de aslında böyle hedef organ Mide değilmiş gibi görünüyor ve tabii bunun üzerinden de e, bunda tabii sosyal medyanın işte yanlış algılarında etkisi olmakla beraber insanların kafasında mideye dokundurmam gibi bir şey gelişebiliyor. Ben bunu duyuyorum yani her gün mide ameliyatları yapan birisi olarak e, burada tabii bunu birazcık irdelememiz lazım yani hani. Mideye dokunmak kötü müdür? Mideye dokunmak çok mu tehlikelidir? Ee, yoksa bununla ilgili böyle doğru olmayan bir algıya mı sahibiz acaba? Bugün birazcık bunu konuşacağız. Şimdi gelelim biz obezite ameliyatında neden mideye dokunuyoruz? Bunu anlamak evet yani hedef organ değil gibi ama yine de daha kolay sonuçta yerken mideyi kullanıyoruz. Mide küçüldüğü vakit daha az yiyoruz ve kilo veriyoruz. Evet bunlar doğru. Ama biz burada obezite ameliyatında bile bu mideye dokunma işlemini, mideyi küçültme işlemini aslında tam anlamıyla bir amaç olarak değil, sizin ilerleyen dönemde daha sağlıklı, daha fit olmanız için bir araç olarak kullanıyoruz. Yani biz mideye dokunuyoruz, mideyi küçültüyoruz. İnsanlar küçülmüş bir mide üzerinden daha az kalori alıyorlar. Bu daha az kalori almanın getirisi olarak vücutta depolanmış kaloriler kullanılıyor. Çünkü vücudun belirli bir enerjiye ihtiyacı var. Depolanmış kaloriler kullanılıyor ve derken insanlar kilo veriyorlar. Burada evet kilo verme amacına amaç o hitap eden bir ameliyat yapıyoruz. Ama bu ameliyat yani bizim yaptığımız fiziki işlem midedeki kesme, bağlama, dikme vesaire işlemleri amacın tamamı değil. Aslında bunlar bizim fazla kilolardan kurtulmamız için sadece bir araç. Bunu neden söylüyorum? Ameliyat oldunuz, fazla kilolarınızı verdiniz. Sonrasında sizin midenizin eskisinden daha küçük olması sizi her şekilde zayıf tutan bir antite değil. Yani midemizi küçültmek bir araç olarak kullanılmalı. O fazla kilolardan kurtulma hedefine giderken biz bunu kullanacağız. Ondan sonra akıllı beslenerek kilomuzu koruyacağız. Yani mideyi küçültmek evet hedefe gitmek için yaptığımız bir şey ama bir araç. Yani aslında geri dönüp baktığınızda hedef organ tam anlamıyla da mide değil. Ama şu an günümüzde bildiğimiz tüm bilimsel gerçekler çerçevesinde Kilo vermenin ve o kiloyu korumanın en güzel yöntemi mideye dokunmak. Yani evet çağımızda kilo vermek istiyorsanız bunu ameliyat yoluyla yapmak istiyorsanız bizim sizin midenize dokunmamız lazım. Peki şimdi mideye dokundurmam sözü nereden geliyor? Bununla ilgili bana işte insanlar ben mideme dokundurmam dediklerinde bunu nereden geldiğini kökenini anlamaya çalışıyorum ben de sorular soruyorum İşte neden böyle düşündüklerini soruyorum Bu konuyla ilgili şöyle bir şanssızlığımız var Gerçi aslında yeni işlemler her çıktığında bunlar yaşanmış ama cerrahlar tarafından bir kabul süreci yaşanmış Mesela ben bunlardan ucundan Kapalı safra kesesi ameliyatlarının yapılma zamanını ucundan yakaladım diyelim. Asistanlığımdaydı. Ee, o sırada kapalı safra kesesi ameliyatları yapılı 8-10 sene oluyordu. Ama e, hala ileri bir işlem olarak görülüyordu. 20 sene önceden bahsediyorum. İleri bir işlem olarak görülüyordu. Ve cerrahlar tutucu olduğu için bazı cerrahlar ya işte ne gerek var bunu Yapmaya gerek yok açık yapalım mis gibi çok güzel falan diyorlardı ama bilim bunu demiyordu. Çünkü hasta açısından kapalı ameliyat çok daha avantajlıydı. Yine bu bizim yaptığımız işlemler, obeste ameliyatları ben 12 senedir yapıyorum. Benden bir süre daha önce Türkiye'de yapılıyordu. Yapan insanlar vardı yani ama çok az sayıdaydı. Neyse ben o... Artışla beraber e, erken dönemde yapan kişilerden bir tanesiyim. Derken böyle bir yeni işlem olduğunda cerrahlar arasında işte kimisi ben bunu yapmam inanmıyorum bilmem ne vesaire diyebilir. Bunlar camia içerisinde yaşanır. Ama bizim ameliyatlarımızda şöyle bir şey oldu. Bizim ameliyatlarımız biraz daha böyle e, popüler olduğu için yani işte sansasyonel sonuçları var. Mesela bir safra kesesi ameliyatı yaptığınızda safra kesesi ameliyatı olmuş insan bir sene sonra böyle manken gibi ortada gezerek ben çok mutluyum demiyor. Yani böyle olduğu için de safra kesesi ameliyatının sonuçlarını kişiye sorup böyle cımbızla almanız lazım. Nasılsın, iyi misin falan filan. Ama bizim ameliyatlarda öyle değil ki. Kilo veriyor insanlar. Bir sene sonra bir bakıyorsunuz. Bambaşka bir insan yani en yakın arkadaşları tanımıyor falan. Bu tabi biraz sansasyonel bir sonuç. Bunun üzerine bu sonuçlar daha fazla böyle sosyal medyada, medyada yer almaya başladı. Biraz da böyle popüler bir işlem olduğu için e, bilen bilmeyen sağ olsun bizim hekim arkadaşlar da atıp tutmaya başladı. Hala atıp tutuyorlar zaten. E, işte Saçma sapan konuştular. Birisi dedi ki bu mideme dokundurmam lafını söyleyen profesörler falan da var. Yani o da ayrı bir... Konu da zaten bunlar böyle atıp tutmaya başladı. O şöyle olmaz, bu böyle olmaz, şu şöyledir, bu böyledir falan derken böyle bir sosyal medyada bir mahalle baskısı oluşturuldu insanlar üzerinden. Ve bunun da etkisi olarak insanlar hem 150 kilo gibi böyle çok büyük kilolarla baş etmeye çalışırken hayatları artık konfor açısından çok ciddi bir sıkıntıya girmişken diğer yandan da bu negatif saçma yorumlar üzerinden mideme dokundurmam demeye başladılar. Ama burada şöyle bir şey düşünülmesi gerekiyor. Yani ne yazık ki başka branşlardan veya bizim branşımızdan da saçma sapan konuşan doktor arkadaşlar oluyor. Burada şunu düşünmüyorlar. Yani her olgu kendi özelinde değerlendirilmek zorunda. Yani benim karşıma 150 kiloluk bir kişi geldiğinde ben onun ameliyatla elde edebileceği faydaları hep size söylüyorum. Yani bir kefeye koymak zorundayım. Ameliyatsız durduğunda olabilecek problemleri bir kefeye koymalıyım. Ameliyatın problemlerini de koymalıyım faydalar, zararlar bunları ince ince tartıp kişiye özel karar vermeliyim. Karar gerçi mercisi ben değilim ama kişiye özel durumları anlatmalıyım. Kişi kendi karar vermeli. Siz şimdi çıkıp da bir videoya, bir yere bilimsel kimliğinizi kullanarak yani orada profesör, doçent herhangi bir şey yazabilir. Bunu kullanarak tutup da işte şöyledir böyledir mideme dokundurmam kardeşim. Asla dokundurma dediğiniz vakit yani evet belki bir kısım sizin mantığınıza uygun gelen kişileri bir şeyden koruduğunuzu hissedebilirsiniz. Gerçi bunu da doğru bulmuyorum. Bunlar daha çok böyle popüler olma çabası gibi ama koruduğunuzu hissedebilirsiniz ama ya 150 kilo diyabeti olan, osu olan, busu olan, olan bir insanın hayatında çok büyük bir sıkıntıya sebep oluyorsunuz. Çünkü onun en büyük kurtuluş çabasını elinden almış oluyorsunuz. İşte bu tarz ne yazık ki mantıklı olmayan, popülist yaklaşımlara dayanan ve bilimle alakası olmayan konuşmalar nedeniyle insanlar çıkıp diyorlar ki mideme dokundurmam. Ki bazen şöyle örnekler veriyorum ben. Ee, benim yanıma geliyor insanlar böyle oldukça kilolular aileleri bazen e, biraz böyle desteklemiş ısrar etmiş falan oluyor ee, neyse benim odam böyle iki parçalı yan tarafta hastaları tartıyoruz biz ee, işte yan tarafa geçmelerini rica ediyorum orada ayakkabı çıkıyor tartılıyor boyu ölçülüyor falan benim yanıma tekrar geliyor şimdi bunu yaparken toplamda 2 dakika falan sürüyor bu işlem. Bunu yapıp benim yanıma karşıma gelip oturduğumda bazı insanlar böyle nefes nefese kalıyorlar. Ve nefeslerini toplamaları 3 dakika sürüyor. Sonra işte konuşmaya başlıyoruz falan. Ee işte bakıyorum, ölçüyoruz. Diyorum ki siz ameliyat için uygunsunuz. İyi de hocam ben ameliyattan korkuyorum. Mideme dokundurmak istemiyorum diyorlar. Ya diyorum bak ama Evet ameliyat korkusu doğru da şu anki bulunduğun durumdan çok çok daha fazla korkmak zorundasın aslında. Çünkü yan tarafa gittin, 3 adım attın, tartıldın, geldin, 3 dakika biz senin nefesinin toplamasını bekledik. Yani bu durumdaki bir insana böyle beylik laflarla midene dokundurma kardeşim falan diyerek popülist olmak ee, ...çok insaflı da bulduğum bir yaklaşım değil. Bir de tabii ki herkes bildiği işi konuşmalı. Deneyimli olduğu işi konuşmalı. O da işin bambaşka bir boyutu. Yani mideme dokundurmam lafının altında... ...ne yazık ki... E, ...makul gerçeklere dayanmayan... ...böyle bir e, mahalle baskısı var. İşte o baskı gitgide azalmaya başladı. Yani çünkü... İnsanlar ee, insanlar bu işlerin başarısını yakinen etraftan görmeye başladılar. Ee, ama yine de insanoğlu o korkuyu duyuyor. Yani benim ailesinde 4 kişiyi ameliyat etti. Çok ihtiyacı ol o, olarak buraya gelen ama gerçekten 4 kişinin ne kadar iyi olduğunu görmesine rağmen korku duyan hastalarım da var. Buna kesinlikle saygı duyuyoruz. Korkmak ayrı bir şey ama benim her zaman e, özellikle hastalığımda konuştuğum konu şu ki e, korkmak doğru. Ameliyat adı soğuk. Korkuyoruz. Yani ben de bilmediğim bir ortamda korkuyorum. Ya ama korkularımızın boyutlarını anlamamız lazım. Yani fareden korkmak da bir korku, aslandan korkmak da bir korku. Evet, fareden korkarım. Ben de korkuyorum ama çok sıkışırsam üzerine gider onu bertaraf etmeye çalışırım. Ama aslandan da korkuyorum. Çok sıkışırsam da aslanın üzerine atlamam. Yani hani burada korkularımızın boyutunu nerede duracağımızı, nerede korkuların bir tık üzerine gitmemiz gerektiğini gerçeklere dayanarak çıkartmamız lazım. İşte evet mideme dokundurmam. Beylik olarak bir laf ama bu lafın altında o 150 kiloluk kişi midesine dokunulmadığında onu nasıl bir hayat beklediğini az çok biliyoruz yani. E, ve geçen gün bir hastamın yakın söyledi. E, Hocam dedi dikkat ederseniz dedi böyle uzun yaşadı diye etrafta gördüğünüz insanların hiçbirisi kilolu değil dedi. Hiç o açıdan bakmamıştım. Böyle bir düşündüm Ya evet falan dedim. Sence neden dedim. Hocam kilolular ölüyor zaten o vakte kadar dedi. İşte... Yani belik laflar iyi, tamam, hoş, anladık ama e, bizim kararlarımız akla dayanmalı. Yani aklın yolu bir yıllardır biliniyor zaten. Yıllardır ölçülüyor, tartılıyor, yazıyor. Biz kendi deneyimlerimizde bunları zaten görüyoruz, gözlemliyoruz. O yüzden bizim kararlarımız hep akla dayanıyor. E, gerekirse mideye dokunuyoruz, gerekirse bağırsağa dokunuyoruz sizin de hayatınız için bunu özellikle tartarak sizin özelinizde layıksa, değiyorsa, dokunmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videolara devam ediyoruz. Kanalı takip edip bildirimleri açarsanız da anında göreceksiniz. Görüşmek üzere.